baba, ölmeyeceksin, iyileşeceksin. Buraya kadarmış kızım. Lütfen baba, ölme. Ben sensiz ne yaparım? Beni bırakma baba. Bana Alan'ı çağır kızım. Ona söyleyeceklerim var. Beni halama mı bırakıyorsun baba? Başka kimsemiz yok ki kızım. Mecburen. Benim gönlüm de razı değil ama... Hadi kızım. Hadi acele et. Aslı. Hala yetiş. Hala, babam ölüyor. Dur, sakin ol. Ne oldu? Seni çağırdı. Diyecekleri varmış. Dur, tamam. Tamam. Hadi hadi, yürü, koş. Koş koş. Efendim abi. Bacım, gel hele, gel. Geldim. Gel. Kızı dışarı çıkar. Aslı, gel hadi. Gel. Hadi. Gel kızım. Hadi. Diyeceklerim sana. Sen de kulak ver. Komşular, şahitlik edin. Ben gidiyorum. Arkamda yetim bir kız bırakıyorum. Bundan sonra anası sensin. Babası da kocan Vedat'tır. İki evim var biliyorsun. Biri bu, biri de senin şu an oturduğun yer. Bu evi kızım Aslı'ya bırakıyorum. Diğer evi de sana. Allah senden razı olsun abi. Aslı reşit olana kadar siz buraya taşının. Diğer evi kiraya verin. Aslı reşit olduktan sonra da bu evi onun üzerine yaparsınız. Ne demek? Emrin olur abi. Eğer bıraktığım yetime en küçük bir haksızlık edersen... Ahirette iki elimde yakanda olur. Bunu iyi bil. Tamam abi. Thank you.
Dur dur dur. Sen bırak kızım. Ağır sana bu. Taşırım ben enişte. Taşırsın tabii ama bırak adamlar taşısın. Ben ne yapacağım peki? Sen bu işleri yapmayacaksın. Sen okuyacaksın. Canım koca kız. Küçük şeyleri taşısa ne olur sanki? Hayır. Zaten pek bir şey kalmadı. Hem gel bak sana ne göstereceğim. Bu bohça ne içindi biliyor musun Aslı? Çocuğumuz için. Ve sizin. Doğru. Bizim çocuğumuz olmadı. Bunlar çok güzel. Güzel ya. Ama sana olmazlar. Ama ona göre de bir şey var bohçada. Bak. Çok güzel bir kolye. Artık senindir. Gerçekten mi? Tamam ama ben onu... Vedat abi, bütün eşyaları taşıdık biz gidiyoruz. Eyvallah. Sultan, uyudun mu? Yok, düşünüyordum. Neyi düşünüyordun? Hayatımızı tabii. Ne garip değil mi? Ne evimiz vardı ne de çocuğumuz. Abinin evinde kira vermeden sığıntı gibi yaşıyorduk. Şimdi bir değil, iki tane evimiz oldu. Bir de çocuğumuz tabii. Benim uykum geldi. Aslı'ya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ne de olsa emanetimiz o bizim. Rahatça söyleyebilirsiniz. Eğer negatifse ben zaten alışığım yıllardır. Sultan öyle deme. Belki... Evet. Bence de. Çünkü hamilesiniz Sultan Hanım. Ne dediniz? Hamilesiniz. Hamilesiniz. Vedat sen de duydun mu? Duydum duydum. Duymaz mıyım? Allah'ım sana şükürler olsun. Aslı. Efendim hala. Ne yapıyorsun? Test çözüyorum hala. Git kömür getir. Kömür var ya hala. Bir iki saat önce almıştım. Aslı. Sana git kömür getir dedim. Peki hala. Ha o boynundaki kolyeyi de çıkar.
kömürlüğe falan düşmesin. Bu benim kızımın kolyesi. Kömürü getirdim. Tamam be duyduk. Daha kaç kere söyleyeceksin? Aa, hadi. Bitirdim. Odama geçebilir miyim hala? Neresi bitmiş o yemeğin? Sıyır bakayım ekmekle. Tamam hala. Senin keyfin yok gibi Aslı. Nesi varmış? Görmüyor musun? Domuz gibi. Sıyırdım. Yatabilir miyim artık? İyi hadi. Git yat. Hadi. Sultan o ne biçim sözdü öyle? Çocukla nasıl konuşuyorsun sen? Nasıl konuşuyormuşum Vedat Bey? Sana bir haller oldu. Üstüme gelme Vedat. Üstüme gelme. Zaten canım burnumda. Niye canım burnunda oluyormuş? Kiradan aldığımız para ancak bebeğin masraflarına yeter. Senin maaşın da ancak evin giderlerine yetiyor. Tamam işte. Ne tamamı Vedat? Aslı'nın okul masrafları, benim özel harcamalarım ne olacak? Eskisi gibi gündeliğe gidecek halim de yok. Biraz tasarruf yapar yetiririz, merak etme. Bak ne diyeceğim. Sadece hafta sonları gidilirse ne verirler? 40-50. Aa, iyi iyi. Çok iyi. İyi. Sen nasıl geleceksin o halinle? Canım ben gelmeyeceğim ki. Yeğeni göndereceğim. Pek bilmez ama öğretiriz artık. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi. Hala. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Hala. Kolyemi gördün mü? Boşver şimdi kolyeyi. İş buldum sana. Ne işi hala? Ben iş aramıyorum ki. Aramasam da ben buldum işte. Öyle hafta sonları boş boş yatmak yok artık. Bebek geliyor malum. Masraflar artıyor. Ama ben ne yapabilirim ki? Ev temizliği. Ev temizliği mi? Ha, bu arada eniştene bütçeye katkım olsun diye ben istedim çalışmayı diyeceksin, tamam mı? He? Ay, ay, çekil şuradan. Sana bir şeyler oldu Sultan. Aslı'ya bir acayip davranıyorsun. Çocuk senin yüzünden sürekli süt dökmüş kedi gibi dolanıyor ortada. Onun bir emanet olduğunu unutuyorsun galiba. Neden bu kadar değiştin anlamıyorum. Hamilesin diyoruz, ses etmeyelim diyoruz ama... Vedat. He. Yoğurt. Yoğurt mu? Çok canım çekti. Mis gibi. Afiyet olsun. Canına değsin çocuğumun. Kemiklerini demir gibi yapsın bu yoğurt.
Aslı? Aslı nereye kızım? Temizliğe enişte. Nereden çıktı şimdi bu? Şey, aile bütçesine bir katkım olsun diye düşündüm. Olmaz öyle şey. Buna izin veremem. Hem sen bize emanetsin. Sınava hazırlanman gerekiyor. Ben de dedim ama illa çalışacağım diye tutturdu. Hevesini kırmayalım bence. Gönderelim gitsin. Müsaadenizle geç kalıyorum. Senin başının altından çıktı değil mi bu çalışma işi? Aa, duymadın mı canım? Kendim düşündüm dedi ya kız. Evet dedi ama az daha ağlayacaktı. Sanki kendi istememiş gibiydi. Oo Vedat ne haber? Aslı sizde kalmaya başlayalı görüşemez olduk. Evet sağ olsun. Bakkalın işlerini hep o hallediyor. Hayırdır nereden böyle? Alışverişten. Bilirsin Sultan takıntılıdır. Daha bebek doğmadan her şeyin tamam olması gerekiyor. O kadar olacak tabii. Yıllar sonra olunca daha kıymetli oluyor. Hayırlısı inşallah. Hadi iyi günler, kolay gelsin. Sağ ol, iyi günler. Ay. Yine dayanamamışsın. Ay ne yapayım? Bebeğimin cicilerine bakmak bile bana böyle bir haz veriyor babası. Bak ha! Ben de bir şeyler aldım. Çok güzel. Bu da güzel. Harika. Oo Aslı nasılsın kızım? Nerelerdesin? Bugün seni sormuştum eniştene. İyiyim. Çok yorgun görünüyorsun. Nereden geliyorsun? Şeyden, bir arkadaşıma yardım ettim. Yeni taşındılar da. Aferin sana. Tıpkı annen gibisin. O da herkesin yardımına koşardı. Ne istemiştin? Bir paket bisküvi ve meyve suyu. Hemen vereyim kızım. Şuna bak babası. Şununla böyle tıpış tıpış evin içinde gezdiğini düşünsene. İnşallah. Yaşına ne demeli? Ay çok yakışacak benim çocuğuma. Aslı hoş geldin kızım. Hoş bulduk enişte. Nasıl geçti günün? Çok yoruldun mu? Yok iyiyim ben. Bak eğer çok yorulursan gitme olur mu? Benim gönlüm hiç razı değil zaten çalışmana. Çalışmam lazım enişte. Bebek geliyor yetiremeyiz. Müsaadenizle ben odama gidiyorum. Yemek yemeden mi? Hazırda yemek yok ki. Bana bak, git üstünü değiştir de gel bana yardım et. Tamam hala, geliyorum hemen. Halini görmüyor musun Sultan? Kendin yapsana. Ay sen de sanki benim halimi bilmiyorsun. Yağ kokusuna dayanamıyorum işte. Altını kısayım mı hala? Kız kız. Aslı. Bu para biraz eksik mi yoksa bana böyle geldi? Yemek yemeyeceğimi düşünerek bakkaldan bisküvi ve meyve suyu almıştım. Bana bak. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Ben ona göre program yapıyorum. İyice kız şuna. Oldu be. Bir de bunun boğazıyla uğraşıyoruz. Ama Aslı'nın en doğal hakkı bu Sultan. Değil Vedat. O sınavı kazansa ne olacak? Yine bize yük olacak. Sonra da bir gün Elin oğluyla evlenip gidecek. Böyle düşünme. O bize emanet. Abine söz verdik. Ama şartlar değişti artık.
O zaman bebekten umudumuzu kesmiştik. Sadece Aslı olsaydı olabilirdi. Ama olmadı işte. Hala. Yarın sınava başvuru için son gün. Sen onu dert etme. Nasıl olsa sınava girmeyeceksin. Girmeyecek miyim? Neden? Eniştenle konuştuk. Bizim seni okutacak kadar paramız yok. O zaman okulum bitene kadar hafta sonları çalışmaya devam ederim. Yük olmam size. Yetmez canım. Sen de mi böyle düşünüyorsun enişte? Sultan, sen vermesen de ben para vereceğim Aslı'ya. Eğer öyle bir şey yaparsan Vedat, benim de bebeğin de yüzünü göremezsin. Vallahi kızı görünce içim parçalanıyor, içim. Biliyorum, biliyorum. Ah, ah. Öz hala bu kadar kötülük yapar mı canım? Birkaç kez Vedat'a sordum ama söylemedi. Ama dün anladım, kızcağız çok yorgun. Meğer temizliğe gönderiyorlarmış kızcağızı. Halbuki bir bilse, evin biri kendinin ve diğer evin kirası onun hakkı. Babası da öyle vasiyet etmişti ama Aslı bunu bilmez ki. Ancak 18 yaşına gelince haberi olacak. Vallahi ben ondan da emin değilim. Sultanın açgözlülüğü ortada. Ya ya. Ah zavallı kızım, ah. Ya bu insan kardeşinin emanetine yapar mı bunu? Bir yerden çıkar, bir yerden çıkar kardeş. Babama söz verdiğin halde bana kötü davrandın. Beni temizliğe gönderdin. İstikbalim olan sınava girmeme engel oldun. Sınav parasını istiyorum. Ve artık çalışmayacağım. Nedenmiş o? Babam ölürken oturduğunuz evi size, burayı da bana vermiş. Birkaç aydır kira alıyorsunuz. Artık ben de hakkımı istiyorum hala. Sen nereden duydun bunu? Nereden duyduğumun bir önemi var mı? Aa, bak şey, tabii ben bunu sana söyleyecektim ama vakti gelince. Şimdi durumumuz biraz kötü. Yani o yüzden ben senin çalışmanı... Kiranın yarısını bana verin yeter. Ben de okul masraflarımı karşılayayım. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Tamam, sabah giderken veririm. Tamam. Bak sen. Maymun gözünü açmış, hakkını istiyor. Ama ben ne yapacağımı bilirim. Bugün belki geç gelebilirim. Tamam. Ha unutmadan Aslı'ya para verdim. Sonradan pişman oldum vermediğime. İyi yapmışsın. Beni de vebalden kurtardın. Birazdan çarşıya gideceğim. Haberin olsun. Hayırdır? Kontrol gününe daha var. Yok canım, öyle birkaç parça bir şey bakacağım. Aslı gelmeden de dönerim eve. Hadi görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hayır, ikimiz için hazırladım. İkimiz için mi? Evet. Dün akşam sen biraz acele ettin. Benim asıl bu akşam için planlarım vardı. Zaten konuşmak istiyordum seninle. Konuşmak mı istiyordun? Evet, çünkü pişman olmuştum yaptıklarım için.
Sana çok büyük haksızlık ettim. Ama o günler artık geride kaldı, değil mi? Tabii eğer beni affedersen. Affetmek ne demek hala? Tabii ki sen benim halamsın. Tamam. O zaman hemen masaya otur. Halayı yani felekten bir akşam geçirelim. Bir elimi yıkayayım, geliyorum. Hadi. Kazım, ben ya, hiç gelmesem evden bak, beklerler. Abicim en fazla bir saat iki fayans döşeyeceğiz, o kadar. Sonra oynasak, yorgunum zaten. Yani sen beni geri mi çeviriyorsun Vedat? Peki öyle olsun. Tamam tamam, hadi bir saat oynayalım. Heh. Harika olmuş hala, eline sağlık. Afiyet olsun. Yahu sen iyice kılıbık olmuşsun. Bir saat olmadı ki, daha iki el oynadık. Hanım hamileye Kazım, ne olur ne olmaz o yüzden. Heh. Başka zaman oynarız. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir kağıt gönderdiler. Bu senin velinin biz olduğumuza dair bir evrak. Ona senin imza atman gerekiyormuş. Ne için gerekiyormuş, sordun mu? Sormadım ama bu AB uyum şeyleri miymiş falan mıymış, neymiş işte. Ama çok önemli dediler. Tamam o zaman. Evrak nerede? Hemen getiriyorum. İşte geldik. Burada. Tamam. Bir de buraya. Tamam. Vallahi yemekler ağır geldi galiba. Uyuyup kalacağım şimdi. Sonra ben de öleyim. Masayı kaldırıp yatacağım ben de. İyi akşamlar. Hayırdır, ne bu hal?
Yemek yedik. Aslı masada uyuyakaldı da onu götürüyorum. Beraber miydin? Evet. Ben geç kaldım. Kahvaltımı okulda yapsam olur mu? Tamam. Hazırlamadım zaten. Ama kahvaltımı okulda yapabilmem için para lazım. Yani? Dün konuşmuştuk ya hala. Kiranın yarısı benim okul harçlığım olacaktı. Kendi evini kirası olsaydı olabilirdi ama. Ne demek şimdi bu? Bana tam vekalet verdiğine dair belge. Bunlar da evlerin benim olduğuna dair belgeler. Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Dün akşamki yemek bunun içindi değil mi? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bu işte bir iş var Sultan. Hiç bu saate kalmazdı. Yok canım. Bir yere takılmıştır, gelir birazdan. Bir saattir aynı şeyi söylüyorsun. Tartışmadınız değil mi bugün? Biraz. Hadi hadi. Çıkar ağzındaki baklayı. Yine para yüzünden tartıştık. Ama onun başka meseleleri de var. Eniştenle de bir konuş dedim ama dinlemedi. Nerede? Artık bu evde kalamam dedi gitti. Nereye gitti peki? Ne bileyim ben. Sultan. Yazıklar olsun bize. Bir kıza sahip çıkamadık. Bu soğukta nereye gidecek? Nerede kalacaktır ki zavallı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Usta. İyi akşamlar. Ben çıkıyorum. Tamam. Hadi. İyi akşamlar. Teyze. Aslı. Kızım. Ne oldu? Neden geldin buraya? Başıma gelenleri evde anlatırım teyze. Zaten artık sende kalacağım. Bende mi? Halini biliyorum ama okuldan kalan zamanlarda çalışırım. Sana hiç yük olmam. Tamam kızım. Talihsiz yavrum benim. Hadi gidelim. Daha önce de tartıştınız ama evi terk etmemişti. Bence başka bir şey var ama sen bana söylemiyorsun. Ay söyledim işte, hepsi bu. Hepsinin bu kadar olduğuna bebeğinin üzerine yemin eder misin? Ben onun evini kendi üzerime yaptım. Ne? O da bunu öğrendi ve gitti. Niye yaptın ki böyle bir şeyi? Öyle deme. Hakkım olduğunu düşündüm. Hem aslanma biz bakalım. Sonra el alem gelsin, ev sahibi olsun. Kendim için yapmadım ki bunu. Bebeğimiz için yaptım. Onu daha rahat yaşatmak için yaptım. Kendince haklı olabilirsin ama Aslı bize emanetti. Yetimin malı bize yaramaz. Senden, benden,
Belki de çocuğumuzdan çıkar. Bence hiçbir şey olmaz. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Sağ ol teyze. Haftalık 30 milyon bana yeter de artar bile. Patron sağ olsun. Halden anlayan bir adam. İnsan her şeye alışıyor teyze. Bu yaşımda neler yaşadım. Önce annem, sonra babam beni bırakıp gitti. Halam yapmadığını bırakmadı. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz kızım. Allah her şeyi görüyor. Sultan! Ah! Ah! Dur, tamam dur. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Tamam. Karnım. Tamam, tamam. Acele etme, sakin ol. Tamam. Vedat yardım et. Ben bir taksi çağırıp hemen geliyorum. Sakin ol. Tamam. Hemen geliyorum. Sakin ol. Bebeğim. Hemen geleceğim. Vedat yardım et, bebeğim. Bebeğim. Doktor hanım. Şey Vedat Bey, eşiniz zaten çok hassas bir hamilelik geçiriyordu. Hı hı. Bütün müdahalelerime rağmen bebeği kaybettik. Peki ya karım? Onu kaybetmedik. Ama Sultan Hanım'ın da ciddi bir hastalığı var. İlik kanseri. İlik kanseri mi? Evet. Eğer tedaviye cevap verirse kurtulur. Ama bu da çok maliyetli bir süreç. Aslı bize emanet. Yetimin malı bize yaramaz. Senden, benden, belki de çocuğumuzdan çıkar. Bence hiçbir şey olmaz. Eğer bıraktığım yetime en küçük bir haksızlık edersen ahirette iki elimde yakan da olur. Bir yerden çıkar. Bir yerden çıkar. Neredeyse 15 gün oldu. Vedat enişten beni niye aramadı acaba? Belki işi vardır. Ya da hasta falan olmuştur. Bence halamın etkisinde kalmıştır. Çünkü hep öyle oluyor. Çok üzülüyorum ona. Boş ver kızım. Herkes yaptığından sorumlu. Üzülme sen. Şey, biraz önce onkoloji servisindeki arkadaşlarla toplantıdaydım. Sana benim söylememin daha uygun olacağını düşündüler. Neyi? Şey, tedavi pek başarılı geçmemiş. İlik nakli şart senin için. Öyle mi? Peki, nereden bulacağız iliği? Birinci derecedeki yakınlarına bakılacak. Eğer uyarsa onlardan alınacak. Var değil mi akrabalar? Var. Bir tane var. O da yeğenim Aslı.
Ama ondan nasıl isteyeceğim ki? Niye geldin buraya? Halimi görmek için mi? Hayır. Doğru söylemek gerekirse kendim için geldim. Zaten senden başkası için bir şey beklenemez. Sen sadece kendini düşünürsün. Aslı. Ben ölüyorum. Bu da bir başka numaran mı? Ölmenin numarası olur mu? İlik kanseriyim. Pahalı bir tedavi gördüm ama işe yaramadı. Bebeğimi de düşürdüm. Vedat enişten uzun zamandır kayıp. Yardımına ihtiyacım var Aslı. Kurtuluşum ilik nakline bağlı. Senden başka da akrabam yok. Ben çok pişman oldum yaptıklarıma. Eğer iyileşirsem iyi bir insan olarak yaşamak istiyorum. Lütfen. Lütfen bana yardım et Aslı. Peki. Ama şartlarım var. Ne dersen kabulümdür. Öncelikle evler tekrar benim olacak. Gecekonduda oturan teyzem ve çocukları benim evime taşınacak. Tamam. Sen de teyzemi gecekondusuna taşınacaksın. Ama kira karşılığı. Tamam. Çocukların okul açlığı için. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hepsine tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.